27 Eylül, 3 Ekim. Değerli yengeç burçları, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. İçinizdeki coşku, heyecan, umut, aydınlanmayla dolsun. Güzel bir haftaya başlayacaksınız. Evet, maddi olarak planlarınız tersine gidebilir. Değişmesini istediğiniz paranızla alakalı sıkıntılar ve bir türlü toparlanamadığınız krediniz, kredi borçlarınız, devamlı önünüzde bir borç ödeme telaşı olduğu için tahammül evreniz daraldı. Bu hafta biraz parasal anlamda beklenmedik para olumluluklarınız söz konusu olacak. Biraz nefes alma, derin derin mutlu olmaya çalışacaksınız ama önümüzde çok yüklü bir borç var. Bununla alakalı endişeleriniz var. Merak etmeyin, hacizlik ya da icralık bir durum olmayacak. Sistemli şekilde ödemeleriniz devam edecek. Hatta aile, yakın dostunuzdan da alacağınız bir güç de güç para gücüyle birlikte biraz daha kendinizi güvende hissedeceksiniz. Bu ara iş toplantıları, evraklar, yeni oluşumlar, yeni hani ekiple çalıştığınız iş alanınızla alakalı yeni anlaşmalar söz konusu olacak. Ve büyük organizasyonlar, yeni anlaşmalar sizi biraz daha yorabilir. Ama burada kendinizi kanıtlayacaksınız. Burada kendinizi ispatlayacaksınız. İstediğiniz koltuk var. Bu koltuk için bu projelerde dahil olun. Bu koltuğa da yavaş yavaş geçinizin tahtınıza, yerinize oturacaksınız. Bunun heyecanı güzel. Aslında tüm enerjinizi bu ara para ve işe odaklısınız ama bazı yengeç burçları haritasında şöyle bir durum var. Ya ben para mara aman tamam, sabah yatıyorum işe gidiyorum, onu yapıyorum bulurum. Ama benim aşka saçım okşansın, duygum okşansın, birlikte uyuyacağım, birlikte hayat arkadaşı istiyorum, biri beni sevsin, günaydın mesajı yatsın yani yengeçlere. Ya biraz daha beklemek gerekiyor ama bu ara sizin etrafınızda fazlasıyla sizinle ilgilenen enerjiler var. Özellikle erkekler, kısmetiniz açık. Değerli bayanlar, erkeklerden gelecek güzel enerjiler var. Biz bu enerjileri Rabbimden doğru isteyelim ki doğru insanın elini tutun. Şöyle Ekim sonuna kadar güzel aşk enerjilerimiz var. Kalıcı insanınızı bulacaksınız. Ve mesela 4 Ekim, 5 Ekim bu kısmetlerinizin yoğun. Ama enerjiniz 28 Eylül itibariyle başlıyor. Bu kalıcı hayat arkadaşınızla alakalı ve bazı yengeç burçları da duygusallıktan korkuyor. Yani tekrar birine bağlanmak, tekrar sevmek, tekrar adapte olmak çok yorucu. Var mı eskisi gelse de tanıdığım insanla devam edeyim diyorsunuz ama hayatınızdaki insan sorumluluğunuzu almadı. Maddi manevi destek de vermedi. Devamlı siz emek verdiniz ve yine mağdur olan sizsiniz. Maşallah tekrar aynı sisteme oturmak istiyorsan gelecek. Ama yepyeni ve sevilmek, sahiplenmek istiyorsan yeni fırsatların var. Koş, o yeni fırsatlara açıl ve ailenin de senin de mutlu olacağın güzel bir aşk var. Ona güzel kalple sarılalım diyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Duyuyor musunuz değerli yengeçler? Bak sizlere söylüyorum. Size Rabbimin sunacağı güzel enerjiler var. Bunu kabul edelim. Biz sevilmeye, sahiplenilmeye ihtiyacımız var. Siz verdiğiniz emeklerin hiçbir ilişkinizde alamadınız ve kalbiniz kırıldı. Maddi manevi yorgunluk yaşadınız. O yüzden yeni aşk güzel. Değerli evli yengeç burçlarına sesleniyorum. Bu ara eşiniz, yani bu bayanlara seslenin. Eşinizin annesine, kız kardeşine, eltinize acayip derecede gergin ve öfkeli olabilirsiniz. Ve haksız olduklarını düşünüyorsunuz. Bence sizde bir haksızlık var. Bir onu toparlayalım rica ediyorum. Ve devamlı eşinize bu konuda baskı yapıyorsunuz. O da çok yoruldu aynı şeyleri duymaktan. O tarafı dinle. Yani o seni seviyor, sana değer veriyor. Ama sen onun ailesine devamlı, evet seninle çok uğraşıyorlar. Haklısın. Hak veriyorum. Ama şöyle de bir durumumuz var. Senin de maşallah dilin hiç sürmüyor. Yani içinden konuşan mimiklerin, hareketlerin o kadar belli ki sevmediğini. Ya kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama en azından o çocuğuyla evlisin. Çocuğunu seviyorsan anasını da bacısını da idare edeceksin. Bazı yengeç burçlarında da şöyle bir durum var. Özellikle erkeklere sesleniyorum. Hani böyle bir ara artık aynı şeyleri yaşamaktan bıktım.
Eşim devamlı istemiyorum konuşma böyle sözlerinden rahatsız olan bazı yengeç erkeklerine de sesi. Siz ittiniz bunu bu duruma. Düzeltin, ondan sonra eşinizden şikayet edin. Sizin düzeltilmeye ihtiyaç, yani siz bu ilişkiye size tapan bir kadını devamlı ay çok yorgunum, ay şöyleyim, ay böyleyim diye diye kişiyi ittin. Onu tamir et ki tekrar aynı aşka yoğunlaşsın. Çünkü onun sevgisi bitmedi. Senin tavırların o kadar sert ki, o kadar acımasızsın ki lütfen ona güzel dokun. Özellikle de yeni evinizi satmak isteyen yengeçler, annenize ait olabilir, size ait olabilir. Bu satış gerçekleşecek Ekim'in 15'ine kadar ama ben olsam satmazdım. Alternatif bir para var. Yeni bir ev alırdım. Burayı kiraya verirdim. Öyle eve geçerdim. Çünkü yerinizde bir müteahhit ya da yeni bir anlaşma söz konusu olacak. Bence acele etmeyin, satmayın diyorum. Ve bu size de iyi gelecek. Üniversite öğrencilerimiz değerli, okullarınız hayırlı ve uğurlu olsun ama özellikle de şöyle söyleyeceğim. Farklı bir eğitim bölümüne geçmek ve hani üniversiteyi kazanıp da mutlu olmayan bazı yengeç burçları seneye tekrar üniversite sınavı için hazırlansın. Mutsuzluklarımız var. Yurt dışında eğitim gören bazı yengeç burçlarıma sesleniyorum. Bu ara eğitiminizle ilgili hızlı bir tempo olacak. Adaptasyon ve dil eğitiminizde eksikleriniz var. Bunu tamamlamanız lazım. Bir de kariyer hem çalışan ve hem kariyer yapmak isteyen ve eğitim yapmak isteyen bazı yengeç burçları dil eğitimi ya da bazı kurslara gitmek istiyorsunuz. Lütfen gidin çünkü konumunuz ve mertebeniz için geçerli. Bir de değerli yengeç burçları, sözlü ve nişanlıysanız nişanlınızın da sıkıntı yok. Sizinle alakalı da sıkıntı yok ama hep bir aksilik oluyor. Siz ilişkinize bir dua okuyun. Nazar, Nas, Felak, Ayetel Kürsi ve mutlaka ve mutlaka şey okursanız sevinirim. Meryem Suresi. Tam planlıyoruz, aksilik oluyor. Ve özellikle ilişkisi bir iyi, çok güzel gidiyorsunuz ama bir türlü yol alamıyorsunuz. Bunun için bir dua okuyun. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığınıza ve varislerinize ve batık tırnaklarınızla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir de son zamanlarda uyku probleminiz var. Bunu da düzeltelim. Yurt dışında yaşayan ya da yurt dışına yerleşmek isteyen yengeç burçları için de bu hafta vizeniz, evranız çok olumlu süreçte. Bazı yengeçlerde araç satımı ile ilgili kararınız var. Hayırlı olsun, aracınız satılacak. Yeni bir araç niyetiniz var. Bu da hanenize girmiş gözüküyor. Mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.